Kolesterolle devam edelim. Evet, kolesterolle ilgili sarımsak. Şu Çin sarımsağı, ama Çin sarımsağı kaliteli değil. Burada Çin sarımsağı Alman dergisi. Alman Çinli kadının resmini koymuş. Aslında sarımsağın hası Kastamonu Taşköprü'dür. Çin sarımsağı kaliteli değil. Neden? Çin sarımsağı ilaçlandığı için gemilerle 3 ay, 4 ay, 5 ay yolda Çin'den oraya buraya ithal ettikleri için küfleniyor. Çok yoğun ilaçtan geçtiği için. Böyle içerisi çok ilaçlandığı için küfleniyor. Zehirleyebilir. Çin sarımsağı kullanmak iyi değil. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Kastamonu. Taşköprü. Sarımsağın vatanı da Türkistan. Türkistan'da yani Türkler atalarımız bulmuş. Zamanında yavaş yavaş dünyaya yayılmış. Şimdi bununla ilgili, sarımsakla ilgili, ben burada klinik araştırmalar bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Kendi hatıram. Almanya'ya yeni gittiğimde sarımsak yiyip sokağa çıktığımda Almanlar diyordu ki, oh my god, aman Allah'ım ne kadar çok sarımsak yemiş diyorlardı, böyle yapıyorlardı. Sarımsak yiyeni görünce ağızlarını böyle kapatıp kaçıyorlar. Oh my god diyor, aman Allah'ım diyor, kaçıyor. Çok iğrenç bir şeymiş. 1980'de böyleydi Almanlar. Aradan 20 yıl, 25 yıl geçti. Baktık Almanlar televizyonların, radyoların sarımsak, sarımsak diye anlatmasından ne kadar etkilendilerse iş yerlerine sarımsak yere gitmeye başladılar. Bu sefer onlar sarımsak yemeye başladı. Ne oluyor dediğimizde muayene gezun tayet diyor Alman. Dedim senin sağlığınıza sağlık, bizi rahatsız etme. Fark etmez diyor. Önemli olan benim sağlığım. Ben istediğim zaman sarımsağımı yerim diyor. Almanlarda sarımsak yemek alışkanlık haline geldi. Önceleri tiksiniyorlardı. Şimdi sarımsak modası oldu. Ben buradan oraya bir ara sarımsak ithalatı, ihracatıyla ilgilenen bir arkadaşım, dostum işini yapmak için 100'den fazla sarımsak ithalatçısı, ihracatçısı firmayla görüştüm. Hepsi Kastamonu sarımsağını istiyor ama paketleyeceksin, göndereceksin vesaire vesaire, bir sürü iş. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Türkiye'de. Bununla ilgili yani 30 yıl içerisinde Almanlar önce kaçıyorlardı, sonra hepsi sarımsak hastası oldu, yemeye başladılar. Sayemizde öğrendiler. Ama biz Türkler bıraktık sarımsağı, evet. Modernleştik, sarımsak yemeyelim. Çok artık kötü. Bunların da kapsülleri var biliyorsunuz. Bunlar sizce faydalı mı? Oraya geleceğim. Tamam. Şimdi 30 doktor kendi muayenehanelerinde 260 bir hastayı tedavi etmişler. Kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü belgelenmiştir. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürdüğü, trombozitleri düşürdüğü, yani kanın pıhtılaşmasını önlediği belgelenmiştir. Profesör Doktor Borida ve ekibi kalp damarlarında oluşan koroner kalp yetmezliğini önlediğini, damarları kalp damarını açtığı belgelemiştir. Biz bununla yüzlerce klinik araştırması var da ben bir iki örnek yaptım. Bağlantımız yine var, öyle devam edelim. Kolesterolle ilgili burada biraz önce söylediğim gibi sarımsakla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ve binlerce insan sadece sarımsakla tedavi edilmişti. Ama biz ne yaptık? Zencefil, zerdeçal, zeytin yaprağı, çok özel bir formül geliştirdik, iksir. Artı sarımsağın yağı o kadar etkili değil. Veya sarımsak tozu o kadar etkili değil. Ya taze yiyeceksiniz veya tazesinden daha etkili hale getirdiğimiz iksiri kullanmak en idealidir. Evet. Ameliyat olması gereken kişi ameliyat olmadan bu rahatsızlıktan kurtulabilir. Hı hı.